Çok özür dilerim. Erol Köse'nin madem konu açıldı, bir tweet'i var. Atilla Taş'la ilgili gözaltı haberleri dün çıkınca. Evet. Erol Köse'nin sayfasını ekrana taşıyabilir miyiz canlı yayında? FETÖ'cü köpek ifadesini kullanıyor. O tweet duruyorsa, bak o tweet çok sert. Onun yok, sert değil. Sert hayır, değil. Şundan neye dayanarak onu diyor? Ben yani sana söyleyeyim işte, anlatıyorum Ömür. Bu 17 bak. Şimdi burada bütün ekran başı şunu bir kararını versin. Bak kararını versin. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz FETÖ denen şarlatanın, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı, emperyalizm uşağı Vatikan'ın köpeği olduğunu 17-25'te anladık. Tamam. 17-25 milattır. 17-25'ten önce FETÖ'ye söylenen bütün sözler geçersizdir. Ya sen böyle bir yargın var. Ben böyle demiyorum. Devletimiz de bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Ya, o da Allah yani, affetsin demişti. O da Allah bizi affetsin. Demiş. Yani nerede gördü? O da 17-25'te gördü. Bunu söyledi. Erol Köse de o zaman bana WhatsApp'tan mesaj attı. Bak 17-25'ten bahsediyorum. Ne diyordu? 17-25 olmuş. Ondan sonra Atilla Taş bir anda enteresan bir şekilde 17-25'i savunuyor ki biz onun komplo olduğunu, olduğu gibi montaj olduğunu söylememize rağmen Erol abinin mesaj atmış, demiş ki Atilla kardeşim bu FETÖ ile METÖ ile senin ne işin var? Bu FETÖ dediğin Atatürk düşmanı. Erol abi de iyi bir Atatürkçüdür bu arada Erol Köse. Atatürk düşmanı bir adam. Sen Atatürkçüyüm diyorsun. Ondan sonra Cumhuriyetçiyim diyorsun. Senin bu FETÖ ile ne işin olur? Bu adam Cumhuriyet düşmanı bir adam. Cumhuriyeti ele geçirmeye, Atatürk'ü ortadan kaldırıp FETÖizmi ortaya, Kemalizmi kaldırıp FETÖizmi ortaya getirmeye çalışan, Gülenizm rejimini getirmeye çalışıyor. Senin ne işin var bununla? O da şöyle bir şey söylemiş. Baba olur mu, biz iktidarı yıkacağız, ben de kral olacağım falan. Yani ondan sonra da tabii Erol Köse de bu kafayı yemiş Nihat dedi. Ya dedim abi boşver, bu kafayı yemiş. Ondan sonra da zaten FETÖ'nün gazetesinde yazmaya başladı.